Güzelim Fatih'in içine ettiler. Başkana Suriyeli tepkisi. Neymiş bu video? Bakalım kankam. Aynen bunu. Dur, şöyle eleştiri şeyini kategorisine de geleyim. Bakalım izleyelim kanka attığım videoyu. Ne ruhsat var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ya biz olduk. İkinci madde. Başkana Suriyeli tepkisi. Suriyeli bir dükkan herhalde. Yok. Karşı taraf Suriye'de. İşte karşı taraf Hemen Suriyeli karşı işte. dükkan. Aynen. Aynen. Karşımıza Suriyeli bir dükkan açtı. Ha karşı tamam. Ne ruhsat var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ya biz olduk. İkinci vatandaş ya. Doğru, çok doğru bir tepki. Normal olarak verilmesi gereken bir tepki. Görüntüler İstanbul'dan. Zeytin... Ne dediğini tamam ya, bu videoyu hatırlıyorum. Bak başkan burada ne diyor biliyor Abi. musunuz? Ses gelmiyor ama ben size tercümesini yapayım. Espri de yapmıyorum. Gerçekten öyle söylüyor. Bak ağız hareketlerini Altyazı var okuyun. ya. Altyazı var zaten kanka. Başkanın olduğu yerde altyazı yok kanka, bak şurada yok. Görüntüler İstanbul'dan. Şey diyor. Adam diyor ya, ruhsat yok diyor, vergi yok diyor, biz olduk ikinci vatandaş diyor. Adam şey diyor. Öyle düşünme, öyle düşünme. Öyle düşünme, Böyle yanlış. deme. Öyle O deme, öyle ileride deme. var kanka, ben Var mı ileride? Zeytinburnu Var. Belediye Başkanı Murat Aydın esnaf ziyareti yapıyordu. Merhaba ablacığım, nasılsınız? Fesleğin dağıt... Oylarınız bizim için değerlidir. Tıp şikayetleri dinliyordu. Bir esnafın Suriyeli çıkışı başkanı şaşırttı. Karşımıza Suriyeli bir dükkan açtı. Ne ruhsat var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ya biz olduk ikinci vatandaş ya. Başkan Aydın tepki karşısında şaşırdı. Hiç öyle bakma. Niye şaşırdı abi? Niçin? Yani şaşılması gereken bir şey mi bu? Nereye bakalım şimdi? Bu adam kazancının Çok. %40'ını, %50'sini devlete veriyor. Bu adam bir üründen 1 lira kazanıyorsa 50 kuruşu devlete gidiyor. Vergi, dükkan Yani. kirası, ruhsat, artı dükkanların ne kadar pahalı olduğunu Stopaj. söylemem gerek. Aynen, stopaj, şirket kuruyor, bir dünya kağıt işiyle uğraşıyor. Muhasebeciyle anlaşamazsa her ay muhasebeci değiştiriyor. Yani niye bunlarla uğraşıyor? Adam bak vergi alıyor. Biz Ben en son muhasebecime dalıyordum yani, öyle söyleyeyim. Çok zor işler bu vergi işleri. Başkan Aydın yardıma örnek vermek istedi. Sen Resulullah'ın... Ya orayı... Ya ne alakası var? Adam, bir Amin şey ya. söyleyeceğim, bir dakika. Dostlar, benim chatimde öyle saçma sapan insanlar yoktur. Ben olmadığına eminim. Olmadığına eminim. Ama bir insan Müslüman olmak zorunda mı? Değil abi. Değil abi, Biz laik bir değil. ülke değil miyiz? Yani insanların dinine, ırkına bakmadan onları sevmemiz gerekmiyor mu? Herkesin inancı kendine vesaire değil mi? Olabilir. Evet abi. Gayet normal bir şey. Şimdi bu adam çıkıp başkana şöyle bir tepki verseydi, o zaman ne diyecekti acaba başkan? Hayır, ben öyle değilim. Ben Müslüman değilim. Değildim abi. Abi çok saçma mantık ya. Yani bunun peygamberle, bunun Allah'la, bunun dinle, bunun kitapla ne alakası var ya? Öyle bakmayacaksın ne demek abi? Ne demek abi, orayı karıştırma yani, Yani harbiden. orayı Ya adam alakası şey yok değil mi? konuyla. Bak camide böyle bir şey söylersin tamam mesela. Şimdi camiye giden insan nedir? Müslümandır teknik olarak. Yani camiye Yani. gitmiştir. Camide bir olay çıkar, camide bir kavga çıkar. İşte camideki o kavga eden iki kişinin arasına girersin, dersin ki kardeşim siz Resulullah'ın torunlarısınız, bak kavga etmek size yakışmıyor. Bu Ha. mantıklıdır. Bu mesela mantıklıdır. Niye? Abicim camide kavga ediyorsunuz, iki taraf da Müslüman. Ama yani bunun vergiyle, ruhsatla, işte ne bileyim, Kaçak sigara satmakla. kaçak sigara satmakla ne alakası var Ne ya? alakası var abi? Aynen öyle. Kanka zaten teknik olarak aklı çalışan Müslümanlar da buna tepki veriyordur. Yani düşünen, ki büyük bir çoğunluğu zaten öyle düşünüyor ve gayet tepki de veriyorlar. Bu abimiz de yine aynı şekilde tepkisini veriyor. Onunla alakası yok diyor. Abicim bu zaten dinde de günah olan bir şey. Ya evet. Sen Haram haram yemek yiyorsun. yani. Evet, sen haram yiyorsun. Karıştırma. Adam kaçak sigara satıyor, sen daha diyorsun ki bunu ya. Kaçak sigara satıyor ya. Memleket Bizim aynı oraya dediği bakma. gibi. Kaçak. Ya. Bak buraya bayılıyorum. Bu videonun burasına bayılıyorum. Kanka gel bunun taklidini yapalım. Sen bu Ben adam ol. yapamayayım. Ben o adam, o böyle bir şey diyemem ya. Oraya karıştırma. Sen Yok, onu ben Resulullah'ın söyleyeceğim işte. ümmetisin. Ha, onu sen mi söyleyeceksin? Evet, sen anlat. Tamam, Çok kısa anlat orayı sen ama. söyle.
Kaçak sigara falan satıyor diye. Abi adam karşıya dükkan açmış, vergi vermiyor, kaçak sigara satıyor. Yani zararı var. Zararı var, ülkeye zararı var. Öyle düşünme, öyle düşünme, öyle düşünme. Öyle düşünme. Abi nasıl öyle düşünme? Zararı var, memlekete zararı var. Kaçak sigaraya gel artık. Öyle düşünme. Adam kaçak sigara satıyor abi. Öyle düşünme, öyle düşünme. Yanlış düşünüyorsun. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Öyle... Tamam, bundan sonra kanalın yeni mimi. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Öyle düşünme. Yanlış düşünüyorsun. Öyle düşünme. Ayıptır. Orayı karıştırma. Adam kaçak sigara satıyor. Sen daha diyorsun ki bunu ya. Adam kaçak sigara satıyor. Memlekete zararı. Öyle bakmayacaksın. Öyle bakmayacaksın. Öyle bakmayacaksın. Yanlış bakıyorsun olaya. Öyle bakma olaya. Öyle bakma. Nasıl bak? Kim, hiç bakma. Memlekete zararı var. Diyorsun ki sen bana öyle bakmayacaksın. Ha, kaçak sigara satıyor. Bu memleketi biz kurtardık. Onlar değil. İşte burası şimdi bak. Geldik sıçılan noktaya. Ağzımı dahi açamadığım ama içimden neler neler söylediğim kısma. Bakın bakalım. Sayın Belediye Başkanı'nın bu memleketi biz kurtardık diyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verdiği, Suriyelileri savunmak için verdiği tepkiye. Onların dedeleri de beraber kurtardık. Al. Al işte. Al sana. Konuşursam büyük ihtimal bir dahaki yayına gelemeyebilirim o yüzden. Efe aylık olarak abone olmuş. Teşekkür ediyorum Efe. Efe, çok teşekkür ederim. Al işte. Tam olarak bahsettiğim şey bu. Abi çok merak ediyorum. Diğer taraf diye bir yer varsa ve diğer tarafta ahını aldığımız insanlarla görüşeceksek herkesle, çünkü bütün inançlarda bu böyledir. Bütün dünyadaki ne kadar arkasından konuştuğun, ne kadar hakkında yorum yaptığın insan varsa onunla görüşeceksin, yüzleşeceksin. Ben zaten baştan sıçtım bu konuda. Yani eleştirdiğim bütün insanlarla nasıldı yani, 2 milyon yıl boyunca herhalde onlarla konuşacağım. Neyse, işin şakasını bir kenara bırakalım. Gerçekten diğer tarafta Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Atatürk zamanında bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz dedelerimizin yüzüne bazı insanlar nasıl bakacak? Ben çok merak ediyorum. Bak, işin siyasi tarafını falan bir kenara bırakın. Savaşan dedelerimizin yüzüne nasıl bakacaklar? Ben inanılmaz merak ediyorum ya. Bak, inanılmaz merak ediyorum. Sadece onlar değil bu arada. Gerçekten benim de bakacak yüzüm yok. Yani yarın öbür gün gerçekten... Benim var kardeşim. Vallahi benim var. Yok abi. Yani, benim var abi. Diğer tarafta, hani şimdi varsayarak konuşalım. Diğer tarafta Atatürk gelse dese ki be hey, sen Türk genci değil misin? Ben size böyle bir ülke bıraktım. Siz bunu nasıl bu hale getirmelerine izin verdiniz dese, benim diyecek hiçbir şeyim yok abi. Benim, vallahi benim var. Ben elimden geleni yaptım. Ben kendimi övmeyi gram sevmeyen bir insanım. Kibirden nefret eden bir insanım ama şu anda YouTube Türkiye'nin en iyi kanallarından bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Yaptığım iş dolayısıyla. Bizim gibi kaç tane böyle yayın yapan insan var? Hep böyle üstü kapalı konuşuyorlar böyle konuşan insanlarda. Elbette tek benim demiyorum bu arada. Bu ülkede Nevşin Mengü var. Mükemmel. Bayılıyorum kendisine. Haluk Tatar hocamız var. Haluk Tatar'ı da çok seviyorum. Böyle insanlar tabii ki var. Kesinlikle var. Ben yok demiyorum ama işte bizim gibi insanların gayet de yüzüne bakacak şeyi var yani. Ben bakarım. Ben elimden geleni yaptım. Ben 6 yıldır yapıyorum. Ben 3 ay 5 ay değil. Ben 6 yıldır yapıyorum. Son yaptığım bu videolar arada... da belli. Yıllardır konuştuğum videolar da belli. Yani Sarit aylık olarak abone olmuş ve bir tane de elmas göndermiş. Güzel bir soru sormuş. Çok güzel bir soru sormuş. Konuşmak sadece çözüm mü ne o demiş. Şimdi kankam şöyle bir durum var. Biz halk olarak bizim tek yapabildiğimiz şey zaten konuşmak. Biz şikayetlerimizi dile getiririz. Şikayetlerimiz gerekli mercilere ulaşır. Ve gerekli mercilerde artık yapabildiklerini yaparlar ve o var olan sorun çözülür. Biz tabii ki bizim tek yapabildiğimiz şey konuşmak ve tabii ki de aynı şekilde konuşmak bir çözüm. Eğer konuşmak bir çözüm olmasaydı inan bana şu an bu chatte yazdıklarınızı yazamazdınız. Konuşmak çözüm olmasaydı haksız yere içeriye alınmaya çalışılan bir sürü insan oldu. Bunu şu parti bu parti yaptı vesaire demiyorum.
konuşmasaydık belki onlar hala içerideydi. Tabii ki de bizim tek yapmamız gereken şey konuşmak. Ben bir şey yapamam. Benim elimde bir güç yok. Zaten insanların ayaklanmasına vesaire karşı bir insanım. Çünkü bunlar bir çözüm değil. Aynen. Ben ne yapabilirim ki başka? Atıyorum eğitim sistemi kötü derim ben. Ve bunun da kanıtlarıyla bir şekilde sunarım. Derim ki işte eğitim sisteminde atıyorum 100 ülke içinden 90.yiz. Bu kötü olduğunu gösteriyor. Son 5 yıldır 25 kere eğitim sistemi değişti. Bu kötü olduğunu gösteriyor. Ben okulda hiçbir bok öğrenmedim. Demek ki eğitim sistemi kötü derim. Bunun çözümünü ben bulamam. Ben sadece var olan sorunu dile getirebilirim. Bunun kesinlikle sorumlusu başka insanlar. Ülkeci, mesela mülteci sorunuyla alakalı konuşuyoruz değil mi? Afganlar tehlikeli diyoruz. Ne yapayım? Afganları vurayım mı? Ne yapayım? Ben mi Afganları yani ensesinden tutup suçlu olan Afganları sınır dışı edeyim? Benim böyle bir gücüm yok. Ben Süpermen değilim. Görevin de yok zaten. Başkasının görevi. Yani bunlar konuşulması gereken şeyler. Biz konuşuyoruz sadece. Ha böyle bence bütün sorunların en iyi çözümü nedir diye soracak olursanız çay içmek amına koyayım. Çay için.